Değerli dostlarım, hepinize selamlar. Hepiniz Çaylak Borsa kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Tekfen Holding'in bilanço ve gelir tablolarına bakacağız. Bununla alakalı bir çalışma yapacağız. SGK kanunları gereği yatırım danışmanlığının verilmesi yasak ve burada yer alan bilgiler sadece bir bilanço ve gelir tablosu eğitim çalışmasıdır. Bilginize sunarım. Evet dostlarım. Şöyle bir Tekfen Anonim Şirketi'ne, kısaca Tekfen Holding Anonim Şirketi'ne bakacak olursak. Burada kısacası arkadaşlar bütün yönetimle alakalı bilgileri ve faaliyetleri ve yatırımcı ilişkilerini ana sayfada zaten direkt bulabilirsiniz. Ben Tekfen Holding'in ne iş yaptığıyla alakalı size birkaç şey göstermek istiyorum. Ve şuraya bakacak olursak bakın. Burada zaten yazıyor arkadaşlar. Ben bunu 3-4 gündür çekmek istiyorum. Bir nasip olmadı. Bugüne nasipmiş. Görüldüğü gibi arkadaşlar bakın 1971 yılında kuruluş tarihi 1971 yılında kurulmuş. Şurada zaten faaliyet raporunda da göreceğiz. Ne iş yaptığı ile alakalı. Genelde arkadaşlar bakın. Bakın şurada ne yazıyor? Turizm, sigorta, terminal, yatırım grubu, Toros, bilmem ne, Arge merkezi yani tarıma Arge merkezi. İmalat, mühendislik, inşaat, kimya ve birçok alanda arkadaşlar görüldüğü gibi tarımsal ve hizmet, mühendislik ve benzeri alanların hepsinde arkadaşlar faaliyet gösteriyor. Faaliyet gösterdiği ülkeler ise Türkiye, Azerbaycan, Arabistan, Katar, Kazakistan ya dünyanın kısacası birçok şehrinde faal olarak hizmet vermektedir kendileri. Şöyle aşağı doğru inecek olursam. Burada siz zaten burada faaliyet alanını görebilirsiniz. Tohum ne satmış, ondan sonra ne meyve fidanı ne satmış. Bununla alakalı genel anlamda sizler de bilgi sahibi olabilirsiniz. Ben burada size arkadaşlar şöyle Excel üzerinde de bir dosya hazırladım. Bakın şuradan açayım. Burada oran analizleri var. Bilindiği gibi en önemli kalemlerini ben alıyorum burada. Dönem varlıklarına bakın arkadaşlar. Dönem varlıklarında bir azalma söz konusu. Stokların da görüldüğü gibi bir yani bunun seviyesine aynı diyelim neredeyse aynı. Duran varlıklarında bir artış söz konusu. Görüldüğü gibi öz sermayesinde bir azalış söz konusu. Ancak ideal olarak arkadaşlar o kadar büyük bir değişim olmadığını baştan söyleyelim. Ama sektörel anlamda ve piyasa koşulları açısından şirketimizin değerleri yani piyasa defter değeri olsun, sektörel anlamda FK oranı olsun, sektörünün altında olduğunu bildirmekte fayda var. Yani kendi sektöründe seviye olarak yani kısacası sektörüne göre ucuz demekte fayda var. Ve arkadaşlar birçok şirket zarar açıklamasına rağmen bu şirket 47 milyon civarında bir net kar açıkladı. Bu net kar yeterli mi? Tabii ki yeterli değil ama şu döneme göre bu net kar yeterli. Ben bunu ideal olduğunu söyleyebilirim. İşletmemizin borç ödeme gücünde ideal bir seviye var arkadaşlar. Azalmış ancak şu an hala ideal seviyede borçlarını ödeyebilecek güçte. Net çalışma sermayesi de elinde bulunuyor. Azalmasına rağmen hala elinde bulunuyor arkadaşlar. Bu sektördeki şirketlerin birçoğuna baktım. Cari oranı birin altında. Net çalışma sermayesi eksi de. Asistes oranına bakar mısınız arkadaşlar? Yani dönem varlıklardan stoklar çıkıp kısa vadeli yabancı kaynaklara böldüğümüz zaman ki stoklara olan bağımlılık da yani düşük bir seviyede arkadaşlar. Yani işletmenin elinde stok olmasa bile dönem varlıklarıyla arkadaşlar kısa vadeli yabancı kaynakları borcunu rahat bir şekilde ödüyor. Tabii ki bir önceki dönemde daha iyiydi ancak burada da ödeyebilme gücüne sahip. Stoklar net çalışma sermayesinin arkadaşlar görüldüğü gibi %100'ün altında olması lazım. Bu da %80 seviyelerinde. Tabii ki bir önceki dönem daha iyiydi. Ancak şu anda da genel temel anlamında herhangi bir problem olmadığını görüyoruz. Arkadaşlar beğendiğim bir noktada şu. Sektörel anlamda öz kaynaklar bu sektörde arkadaşlar birçok şirkette %30 ile %40 arasında kullanılmışken bu şirketin öz kaynakları aktiflerine yani dönem ve duran varlıklarına yani işletme yapısında bulunan varlıklar kısmını arkadaşlar %42'si öz kaynaklardan aktarılmış. Yani bu da sektörel anlamda üstte olduğu görülüyor açıkçası. Burada yabancı kaynaklar %57 birçok şirkette dediğim gibi sektöründe %67, %65 civarlarında olduğunu bilmekte fayda var. Bu oranda sektörüne göre uygun bir seviyede. Tabii ki bizler
analizimizi yapacağız. Ancak sektöre bakarak analiz yapmak işletme açısından her zaman daha faydalı olacaktır. Dediğim gibi asist test oranı bile arkadaşlar sektörün sektöre göre daha iyi olduğunu bildirmekte fayda var. Net çalışma sermayesi de aynen öyle. Peki şurada arkadaşlar duran varlıklar öz kaynaklar oranına bakacak olursak %100'ün altında olması istenir. Görüldüğü gibi öz kaynaklarla duran varlıkların %62'si karşılanmış. Artan kısımda ise dönem varlıklara destek olmuş arkadaşlar. Duran varlıklar devamlı sermaye oranı ise %56 civarında arkadaşlar görüldüğü gibi. Yani burada evet zaten belli arkadaşlar bakın. Duran varlıklar öz kaynaklar zaten yazdım ben buraya. %100'ün altında olması yani duran varlıkların öz kaynakları karşılama oranı %100 olursa öz kaynaklar tamamen duran varlığı karşılıyor. Ancak aşağı indiği zaman kademeli olarak dönem varlığı da karşıladığını bilmekte fayda var. Ben genel anlamda bilerek en önemli kalemleri aldım arkadaşlar. En önemli kalemlere göre bakınız. Normalde şirket bazında bir önceki döneme göre tabii ki bir azalma şu anda mevcut. Ancak şunu söylemekte fayda görüyorum arkadaşlar. Genel anlamda, sektörel anlamda birçok varlık kalemi yani şu benim dediğim en önemli kalemler dediğim kısımda şirket bazında arkadaşlar yani sektörel bazda daha iyi olduğunu açıkça görebiliyoruz. Burayı da anlattıktan sonra arkadaşlar şöyle biz en önemli bilanço kalemlerine baktık arkadaşlar. Şimdi de sizde şöyle zaten faaliyetlerini de söyledim. Şöyle arkadaşlar aynen şuna biraz bakalım. Görüldüğü gibi FK10'un altında olması istenir fiyat kazanç oranı. Normalde hissemiz hisse adedi olarak fiyat kazancı arkadaşlar aşırı derecede yüksekti. Zaten şurada size gösterebilirim. Bakınız. Şuradan açayım ben arkadaşlar. Evet. Hisse başı kar görüldüğü gibi arkadaşlar. Bir dakika yanlış açmış olmayalım. Evet. Tekmen Holding. Arkadaşlar bakınız. Şu anda hisse başı kar 0,13 hisse başına kar. Yıllıklandırılmışa dahil ettiğimizde bunu bakın 2019'a 12'de yıllıklandırılmış 4 çeyrek 3,84 iken bu çeyreği eklediğimizde 1,85'e düşmüş. Ancak şunu bildirmekte fayda var. Yani bu kendi sektöründe hisse başı kar birçok şirkette eksilerde ancak burada 0,13 2020'ye 3 yani birinci çeyrek bilançosunda. Piyasa değeri defter değeri burada 0,88 almış arkadaşlar. Ben de en büyük parada 0,93 seviyelerinde gördüm. İş yatırımda da görüldüğü gibi bir civarına. Yani büyük ihtimalle iş yatırım 1'e yuvarlamış. Ancak şu anki seviyeleri Tekmen Holding'in kendi anlamı yani piyasa değeri defter değeri olarak bu seviyelere yakın olduğunu söylemekte fayda var. Tabii ki buna para girişi olduğunda zaten RTL Lab'da da olduğu gibi para girişi olduğunda arkadaşlar yukarıya doğru hareket ettiğini bildirmekte fayda var. Ancak siz değer yatırımcısıysanız şunu söylemekte fayda var. Görüldüğü gibi piyasa değeri defter değerine göre bu seviyelere ideal olduğunu söylemekte fayda görüyorum. Şu anda 14,26 yazıyor. Ancak bu fiyat yukarı yönlü hareket ettiğinden dolayı şu an 15,2 falan seviyelerinde. Bunun da ortalama 93-95'e geldiğini söylemekte fayda var. Şöyle biraz daha detaylı bir inceleme yapmaya devam edelim. Görüldüğü gibi stok tutma süresinde görüldüğü gibi bir artış söz konusu. Stoklarını zaten bu dönemde birçok şirket satamadığından dolayı stokları elde bulundurma süresi biraz daha arttı. Borçların ödeme süresinde biraz erken borçlarını ödemiş. Elinde bulunan nakitten dolayı alacaklı kurumlara ödemiştir arkadaşlar. Belki onların nakit problemi vardır. Daha fazla sıkıntı çekmesin diye erken ödemiş olabilir. Alacaklarını da görüldüğü gibi geç tahsil etmiş. Büyük ihtimalle bu da karşı şirketleri zorlamamak açısından olduğunu düşünüyorum. Hisse başı temettü zaten 1,15 seviyelerine artmış. Bunun da olumlu olduğunu görmekte fayda var ve temettü verimliliğinin de arttığını skorkarttan görebiliyoruz. Burada başka bakacağımız değer var mı diye bakıyorum da. Yukarıya bir çıkalım. Görüldüğü gibi arkadaşlar aktiflerimizi karlı kullanma açısından da 0,36'ya düşmüş. Yani neredeyse yüzde
Yüzlük desek, hayır, %100'lük bile değil arkadaşlar. %600'lük falan, %400'lük bir azalış söz konusu aktif karlılığında. Ancak dediğim gibi birçok şirket şu anda aktif karlılığına eksi yazmış durumda. Yani kendi sektörel bazında şu an bunun seviyeleri şu anki ekonomik problem açısından da ideal olduğunu söyleyebilirim. Burada başka bakacağımız yer var mı bilmiyorum. Şöyle bir yukarıya biraz daha çıkalım. Aynen şu konuya da değinelim. Görüldüğü gibi arkadaşlar toplam aktiflerimiz neredeyse aynı seviyede. Öz kaynaklarımızda bir azalış söz konusu. Şöyle toplam borçlarımızda da bir azalış söz konusu olduğunu söylemekte fayda var. Net borç seviyeleri de kendi seviyelerini şu anda tekrardan koruyor. Şöyle biraz sol tarafa kaydıralım. Yani kısacası büyük bir değişim olmadığını da söyleyebiliriz. Evet. Bunlara değindikten sonra halka açıklık oranını falan şuradan sizlerle bakalım. Arkadaşlar görüldüğü gibi %53, yani %44 civarında halka açıklık görüyoruz. Yukarıda zaten halk yatırımda gördük. Şöyle bakacağımız zaman 48, pardon. Şuradaki %7'lik kısımda küçük küçük, daha küçük paylara bölünmüştür ve burada gösterilmiyor olabilir. Zaten siz bunu kendiniz de bakabilirsiniz. Biz en önemli kalemleri şu anda değindiğimizi bildirmekte fayda görüyorum. Net karını da zaten arkadaşlar bakınız 1 milyar 420 milyondan 47 milyon seviyelerine düşmüş. Öz kaynaklarında da zaten şu anda bir erime söz konusu olduğu açıkça belli. Şöyle yukarıya biraz daha çıkalım. Size zaten şurada 2019'a tıkladığımda bakın arkadaşlar, 2019 geldi mi direkt? Evet. Geldi arkadaşlar, bakınız. Orada da piyasa değeri bu seviyelerdeymiş. Ancak FK'ya bakar mısınız? Fiyat kazanç oranı ne kadar düşükmüş. Bunun nedeni de şu. 2020 yılında bakın FK'ya %12'ye çıkmış. Bence yani büyük ihtimalle bu iş yatırım daha güncel arkadaşlar. Halk yatırıma göre. İş yatırımı kullanmanız daha avantajlı. FK %12'nin üzerine çıkmış görüldüğü gibi. Ancak şunu söylemekte fayda var. Bunun büyük nedeni bu dönem gelen net kar var ya arkadaşlar. Onun düşük gelmesi, hisse başına kazancın az gelmesinden dolayı FK yukarı yönlü hareket etmiş. Ancak dediğim gibi sadece 2023 birinci çeyrek bilançosuna bağlı kalmamanızı da sizden istiyorum arkadaşlar. 12 milyondan şöyle bir önceki dönemdeki satışlara da bakar mısınız? 14 milyondan 12 milyon seviyelerinde gerilemiş. Net karımız da zaten şöyle 2020 yılında 423 milyon TL civarına yazmış arkadaşlar. Ancak bu da dediğim gibi şu anda güncel olmayabilir. Ancak genel anlamda benim şurada yaptığım Excel'deki sunum ve dosya çalışmasına göre arkadaşlar, kendi sektörüne göre gerçekten ideal bir seviyede olduğunu söylemekte fayda görüyorum. Şurada ben size birkaç tane daha analiz göstereceğim. Bakınız şurada açayım şöyle. Şayet açılırsa, evet. Burada açıldı. T'ye tıkladığımız zaman bastım. Bakalım. Evet, geldi. Şu an tıklıyorum arkadaşlar. Bakınız. Burada çok önemli analizler var. Sizlerin bunları kullanmasını çok istiyorum. Zaten burada bize söyleyecek. Net satış ve karı azaldı. Tabii ki bu çeyrekte arkadaşlar birinci çeyrek 2020 bilançosunda %34 civarında bir azalma söz konusu. Ancak bunu sektörel anlamda iyi olduğunu söylemekte fayda görüyorum. Sektörel anlamda ancak dönemsel olarak burada bir azalış söz konusu tabii ki de. Oran analizleri zaten negatif yazmış. Biz zaten ben bunları size gösterdim kendi Excel dosyamda. Oran analizleri yani nakit ve benzerlerinde bir azalma, kasada bulunan nakit ve benzerlerinde bir azalma söz konusu olduğunda bildirmekte fayda var. Net borçlarında görüldüğü gibi net borçlarında bir azalma söz konusu, piyasa değerinde bir azalma söz konusu. Fiyat kazanç oranı da arkadaşlar yukarı yönlü hareket etmiş. Bunların nedenlerini zaten sizlere anlattık. Piyasa değeri defter değerinde de bir azalış 2019'a 3'ün tabii ki de bunlar 2019'u 3'e göre söylüyorum arkadaşlar. Bunları sizlerde farkına varın. Bakın şurada 2019'u 3, yani aynı çeyrekleri karşılaştırmış. Biz daha öncesinde 2019'a yani 4 çeyreklik bilançoyu karşılaştırdık.
Geçen yıla göre gene yine arkadaşlar FK'da güzel bir seviye olduğunu görüyoruz fiyat kazanç oranında. Pardon, fiyat kazanç oranı yukarı yönlü hareket etmiş ancak piyasa değeri defter değerinde bir aşağı yönlü hareket olduğu zaten belli. Bu da işletme açımızdan çok önemli bir durum olduğunu görüyoruz. Fiyat hisse başına kar zaten azaldığından dolayı FK'da yukarı yönlü hareket etmiş kısacası. Görüldüğü gibi net satışlar bu dönem düşmesine rağmen 2019 seviyelerine yine bunun yakın olduğunu söylemekte fayda görüyorum. Net karda da bir artış söz konusu, pardon azalış söz konusu önceki döneme göre. Büyük ihtimalle bu da satılan ticari malın maliyetinin yüksek olmasından da kaynaklanıyor olabilir. Ancak dediğim gibi şurada zaten bize sektörel olarak analiz yapıyor arkadaşlar. Bakınız Tekfen, Geyoğlu, Yeşil, Sağol, Alarko ve GSD Holding sektörel analizine bakacak olursak FK oranı sektörün altında. Yani sektöre göre iyi bir durumda. Piyasa değeri ve defter değeri de altında. Ondan sonra firma değeri, FAVÖK oranı da sektör altında arkadaşlar. Yani birçok oran sektörün altında olduğunu bildirmekte de fayda görüyorum. Şurada bir analiz daha vardı. Yabancı giriş ile alakalı. Bunu da size göstereyim arkadaşlar. Şayet bulursam gösterelim. Yoksa zaten ben şurada söylüyorum. Yabancı girişi arttığını söylüyor zaten. Burada uygulamada bize bunu söyledi. Evet. Şurada 3 yıllık alım işlemleri ortalamasına bakıldığında 14,70 milyon TL seviyesinde alım yönlü olduğu gözlemleniyor arkadaşlar diyor. Başka burada önemli bir şey var mı o diye bakıyorum da. O kadar önemli bir şey de yok. Zaten şu anda hissenin sizlerde değerini şöyle size göstereyim. Bakın arkadaşlar nasıl yükseldiğini. Normalde 14 seviyelerinde devam ediyordu. Yani şurada zaten bakın piyasa değeri defter değerine göre bu seviyelerin ideal olduğunu söylemekte fayda var. Ancak üstü seviyelerde biraz daha tedbirli olursanız daha faydalı olacaktır. Şöyle mali tablolarına sizlerle biraz da bakalım. Ben şu an en önemli kalemlerle alakalı biraz analiz yaptım. Mali tabloları açıldı görüldüğü gibi. Ben bunu şuradan arkadaşlar ilk 2000 bakınız şöyle yapacağım. 2019'u 3'e göre değerlendireceğim. Evet arkadaşlar bakınız dönem varlıklarında aşırı derecede bir azalma söz konusu. Nakit ve nakit benzerlerinde de finansal yatırımlarında da bir azalış söz konusu. Şöyle ticari alacaklarında da, yani genel anlamda dönem varlık kaleminde büyük bir azalış söz konusu olduğunu söylemekte fayda görüyorum. Görüldüğü gibi arkadaşlar aşağı doğru indiğimiz zaman şurada duran varlıklarına da bakacak olursak görüldüğü gibi duran varlık kalemlerinde bir artış söz konusu olduğu açıkça belli. Burada da duran varlık kısmında ticari alacaklarında büyük bir artış görüyorum arkadaşlar ve buna ek olarak şöyle bir maddi duran varlıklarına bakacak olursak şurada maddi duran varlıklarında da büyük ihtimalle bir artış söz konusu olmuş olabilir. Evet, onda da bir artış söz konusu. Şöyle aşağı doğru biraz daha inelim. Borçlarını değerlendirelim bir önceki döneme göre. Evet, kısa vadeli yükümlülüklerini bir önceki döneme göre yani 2019 yılına göre azaltmış. Bankalar olan borcunu da azaltmış. Bu tabii ki de olumlu durum arkadaşlar. Şöyle biraz daha aşağı inelim. Uzun vadeli yükümlülüklerini de görüyorsunuz. Bunu da bayağı yarı yarıya neredeyse azaltmış. Finansal anlamdaki borçları artmış. Bankalara olan uzun vadeli borçlarının arttığını da açıkça görebilirsiniz. Şöyle net karına bakıyoruz. Bakınız net karında neredeyse çok büyük bir değişim olduğu da açıkça belli. Bunun farkındalığında net pardon gelir tablosu üzerinde göreceğiz zaten. Arkadaşlar bakınız şurada satışların maliyetinde ve aslında bu dönemde satış gelirlerinin düşük olmasından dolayı ticari faaliyet brüt kar zararı bakınız ne kadar düşük olduğunu görüyorsunuz. Ne kadar fark olduğunu görüyorsunuz. Ancak şunu da belirtmekte fayda var arkadaşlar. Bir önceki döneme göre yani 2019'un 4. çeyreğine göre de
Satışların maliyetinde %10 seviyelerinde bir artış söz konusu olduğunu bildirmekte fayda görüyorum. Bu ilk madde malzeme işletmeye giren ilk madde malzeme ürünlerinin fiyatlarının yüksek olmasından dolayı da kaynaklanıyor olabilir. Bunu da bilmenizde fayda görüyorum. Satışların maliyeti de zaten görüldüğü gibi bir önceki döneme göre şu rakama göre arkadaşlar arttığını söylemekte fayda görüyorum. Zaten buradan sonra da zaten aşağı doğru indiğimizde bakınız. İşletme, pazarlama, satış, dağıtım giderlerini yani brüt kar bu az olmasına rağmen yüksek seviyelerde gerçekleştirmiş. Genel yönetim giderleri olsun, araştırma geliştirme giderlerine bakar mısınız? Ne kadar artmış arkadaşlar? Yani bu da sektörde tutunma açısından ve kendini daha iyi bir şekilde tanıtma açısından kendini gerçekten geliştirdiğini görebilirsiniz. Bu rakamları da zaten dahil ettiğimiz zaman görüldüğü gibi arkadaşlar faaliyet karında burada görüldüğü gibi faaliyet giderlerini de eklediğimiz zaman eksi bir faaliyet karı ortaya çıkmış. Ancak şurada yatırım gelirlerini eklediğimizde, ondan sonra öz kaynaklar yöntemiyle değerlenen yatırımları vesaire eklediğimizde, finansal gelirlerini eklediğimizde en son zaten görüyorsunuz arkadaşlar dönem karı 47 milyon civarında ortaya çıkmış. Ancak esas işletme faaliyetlerine baktığımız zaman şurada zaten faaliyet karını görüyorsunuz. Esas işletme faaliyet karı aşırı derecede zarar olduğunu bilmekte fayda var. Zaten bu bilançoyu incelemeyenler açısından işletmeyi esas faaliyetinin 47 milyon olduğunu düşünecek olanlar vardır. Ancak esas faaliyet dışındaki yatırım gelirlerinden dolayı bu dönemde de işletme artı bilanço açıkladı. Ancak faaliyet zararının işletme açısından eksi olması zaten sektörel anlamda da birçok şirket gibi bunun da eksi olduğunu bildirmekte fayda görüyorum. Ancak sektörüne göre büyük bir seviyede olmadığını da bildirmekte fayda var. Genel anlamda arkadaşlar anlatacaklarımız bu kadar. Ancak ben şuraya bir başlığa tekrar değineyim. Bakın arkadaşlar net yabancı pozisyonuna bakar mısınız? Net yabancı para pozisyonu. İşletmenin elinde büyük ihtimalle net yabancı paranın bir önceki dönemlere göre ne kadar arttığı aşırı derecede belli. Bu seviyeyi bakınız. Ben burada yukarı yönlü hareket bir yapayım. Şurada 2019-12'ye bakar mısınız? O seviyelere yine indirim aşağıya görüldüğü gibi arkadaşlar. Yani o seviyede bile yani 2019 yılının ne kadar iyi olmasına rağmen net yabancı para pozisyonunun yukarı seviyede olduğunu görebilirsiniz. Bu büyük ihtimalle dolar kuru olur, euro kuru olur. Bunları düşük seviyeden toplamıştır ve net yabancı para pozisyonunu da değerlendirmiştir. Genel bazda anlatacaklarımız bu kadar arkadaşlar. Bilançoya göre ve sektörel ortalamalara göre işletmemiz ve piyasa değeri defter değerine göre ideal seviyelerde olduğunu ve güzel bir seviyede olduğunu bildirmekte fayda var. Ancak dediğim gibi biz yatırım tavsiyesi vermedik ve bir çalışma yaptık. Bu çalışmaya göre sadece mali anlamda, mali analiz açısından seviyelerinin uygun olduğunu söylemekte fayda var. Ve şunu da ekleyelim. Burada yer alan bilgilerin hiçbirisi yatırım tavsiyesi, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Kısa anlamda bir analiz yaptık. Arkadaşlar uzun vadeli analiz inanır mısınız 1-2 saat sürebilir. Bunu da ben en kısa şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakınız. Hoşça kalınız. İyi günler diliyorum hepinize.